Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben alkışlıyorum sizi. Ford Otosan'la beraber İTÜ'ye gittik, Yıldız Tekniğe gittik, Koç'a gittik, Boğaziçi'ye gittik. Şimdi de Eskişehir Teknik Üniversitesi'ndeyiz. Ama bence Eskişehir Teknik Üniversitesi Ford için daha farklı bir yere sahip olabilir. Çünkü biliyorsunuz fabrika burada. Ford Trucks'ın fabrikası. Yani bütün dünyanın bildiği, konuştuğu. İşte 2018'di galiba ilk Ford Trucks, değil mi? 2018'de. Doğru. 2018 yılında dünyaya açıldı. Hannover fuarında yılın kamyonu olarak ödül aldı. Ödül aldı ve gurur duyduk yani. Hep beraber. Şimdi fabrikası da burada. Yani burada mezun olan üniversite öğrencileri çalışma fırsatı bulabiliyor, staj imkanları bulabiliyor. Onun için hani burada olmak bence bir değer. Üniversite içinde, marka içinde. Şimdi tabii bütün sektör değişiyor, alışkanlıklar değişiyor. İşte içten yanmalılardan elektriğe geçiyoruz, hidrojene geçiyoruz, otonom sürüşlere geçiyoruz. Artık çalışma şekilleri de değişiyor şirketler içinde. Aslında bu söyleşilerimizin bir bölümü de bu dönüşümü sizlere anlatmak. Bunun adı da aslında çevik dönüşüm. Agile Transformation diye mi geçiyor ya da Agile Transformation da diyebiliriz. Çevik dönüşüm de diyebiliriz. Türkçe kullanmayı tercih ediyoruz daha çok. Dönüşüm... O da ayrı bir şey zaten. Türkçeyi doğru kullanmak şirketlerde. Çünkü sürekli yurt dışı ile konuşuluyor. Mailleşmeler işte. Şimdi şirketler de özellikle Türkçe kullanmak için kendilerini zorluyorlar. Agile dönüşüm de işte çevik dönüşüm olarak Türkçe'ye yansıdı. Aslında biraz sizlerden dinleyelim. Hay hay. Ben tabii. De yeni yeni öğrendim. Yani son 4 söyleşidir artık hakimim konuya. Ama tabii bilmeyenler için de direkt sizden dinleyelim. Bir önce kendimden başlayayım. Ben Sinan Koç. Otopark.com'un sahibiyim. Yaklaşık 10 yıldır YouTube'da otomobil videoları çekiyoruz. Hobimizi işimize döndürdük diyebiliriz. Ben de makine mühendisiyim. Talaşlı imalatta çalıştım. Otomotiv sektöründe çalıştım. Ama işte tutkumuzu bir şekilde işe dönüştürdük ve artık işte bir 10 senedir, 6 senesi de bunun profesyonel olarak YouTube'da otomobil videoları çekiyoruz. Aslında otomobile dahil her şey diyebiliriz. Takip edenler yakinen biliyorlardır. İşte yarışıyoruz da. Formula Student araçlarını da test ediyoruz. Yurt dışına gidip yeni lansmanlara da katılıyoruz, yeni modelleri. Ford Trucks şimdi yenilendi. Antalya'ya gideceğiz Kasım'da. Yeni Ford Trucks'ı kullanacağız. Gibi gibi. Hani ben kısaca benim hikayem böyle. Sizden başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz yeniden. Ben Ceren. Yaklaşık 10 yıl önce ben de sizin gibi Estu'nun yeni başlayan bir öğrencisiydim. O yüzden söyleşinin burada olması benim için ayrıca değerli. Şu anda Ford Otosan'da kamyon montajda imalat takım üyesi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır Ford Otosan'dayım. Daha öncesinde de bir beyaz eşya tecrübem vardı. Çevik dönüşümle aslında ben Ford Otosan'da tanıştım. Biraz çevik dönüşümden de bahsetmek isterim. Bana başladığımda biraz farklı gelmişti. Çünkü daha önceden de bir iş tecrübem olduğu için farklı bir iş yapış şekliyle çalışmaya alışıktım. Ford'a geçtikten sonra ben de yavaş yavaş adapte olmaya başladım ve işlerin çok daha hızlı, çok daha iyi şekilde yürüdüğünü fark ettim. Nedir bu çevik dönüşüm derseniz hepimiz için çok yeni bir kavram aslında. Çevik dönüşüm aslında insanların kendi bölüm şapkalarını çıkardığı ve ortak fayda için çalıştığı bir iş yapış şekli. Burada örneğin ben kamyon imalatta çalışıyorum montajda. Ben montaj şapkamı çıkartıp aynı zamanda kaliteyi, ISG'yi, diğer bölümlerinde iş yapış şekillerine faydalı olabilecek gelişmelerde diğer bölümlere destek veriyorum. Ve burada ben montajdayım, sen kalitedesin bakış açısından daha çok biz hepimiz Ford Trucks'ın bir ekip üyesiyiz ve hep beraber ortak fayda için çalışmalıyız. Hızlıca işlerimizi bürokrasiden biraz daha arındırarak, hiyerarşiden biraz daha arındırarak çözmeliyiz. Bakış açısına sahip olarak ilerletiyoruz. Benim kısaca özetim bu kadar. Ersoy Bey de bana katkı yapacaktır tecrübeleriyle. Harikasın Ceren, çok teşekkürler. Ben de size tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Uzun yıllardır Ford Otosan'dayım. 20. senemi çalışıyorum ben de. İsmim Ersoy Alanyalı. Ford Otosan'ın çeşitli bölümlerinde dönüşüme bizzat şahit olan kişilerden biriyim. Aslen makine mühendisiyim ben meslektaşımla beraber. Genel olarak ama baktığımızda ise şu anda çevik dönüşümle birlikte aslında branşım olmayan, alanım olmayan tamamen dijital dönüşümün odağında olan bir alanda dijital transformasyon olarak yani yabancıların değerlendirdiği ve bizlerin de geleceğe yönelik olarak farklı bir açıdan yaklaştığımız ve kendi sentezlediğimiz farklı bir yapıyı üniversitenizde kurgulayan ekibin bir üyesiyim. Bunu gururla söylüyorum. Neden derseniz eskiden biliyorsunuz çevik dönüşümle birlikte organizasyonlar tepede işte genel müdürlerin efendime söyleyeyim CEO'ların olduğu bir organizasyondan yatayda bir organizasyona 2019
senesinde geçtik. Hortotosan çok büyük bir şirket. Büyüklüğünü size birazcık rakamlarla ifade etmem gerekirse toplamda 17.575 kişinin çalıştığı bir organizasyon hayal edin. Koskoca bir neredeyse Türkiye'deki bazı şehirlerin nüfusuna denk gelebilecek nüfusa yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Bu kadar insanın bir araya geldiği noktada bunların her zaman ama her zaman şeyde bazı sorumlulukları ve paydaşların birbirine olan yönetimini yapması teknik olarak mümkün olmuyor. Çevik dönüşümü dediğim gibi bizim asıl yapış amacımız bir kere koltuklarımızdan kalktık. Bizde herkes bir takımın üyesi, yani bir takımda sizin eskisi olduğu gibi efendim söyleyeyim müdür var, ekip lideri var, o var, bu var demektense evet sorumluluklarımız ve rollerimiz var. Ancak takım toplam fayda çerçevesi içerisinde bir araya gelerek ortak amaç doğrultusunda hareket ediyor diyelim. Ve bu şekilde ben de Ceren'e katkı yapmış olayım. Peki şirket içinde yapı nasıl değişti? Yani kalabalıktınız, küçük bölümlere mi ayrıldınız? Ya da yani tam olarak mesela hani anlattığınızda insanın gözünde canlanmıyor aslında. Hani daha mı hızlı hareket ediyorsun? Ya da bir projeyi ufak bölümlere mi bölüyorsun? Tam nasıl bir değişiklik oluyor? Ben buna aslında yeni rolümden örnek verebilirim. Çünkü ben imalatın çevik takım üyesiyim. Ve önceden şöyle, örneğin ürün geliştirmede bazı bölümler var, aracın bazı bölümlerine bakan ana başlıklar var. Onların imalata yaptırmak istedikleri denemeler, değişiklikler için çok daha hiyerarşik bir sistemde imalatla iletişim kurmaları gerekiyordu. Ama şu anda yeni takımlar oluştu. Bunların içerisinde ürün mühendisleri var. İmalattan ben varım bazı bölümler için. Kaliteden bir arkadaşımız var. Ve böylelikle aslında her ekibi temsilen bir grup oluştu. Ve işler bu şekilde çok daha hızlı, çok daha kolay çözülebiliyor. Bunu fabrika genelinde de görebiliyoruz yeni organizasyonlarla birlikte. Fabrika genelinde de önceden çok daha farklı müdürlüklere bağlı olan bölümler aslında şu an tek bir liderlik altında toplandı. Böylelikle herkes aynı liderliğe, aynı amaca, aynı ürüne bağlı olmuş oldu. Organizasyonda böyle bir değişiklik yaşandı. Peki mesela hakikaten bir projede bunun faydasını gördünüz mü? Daha önce bu bir senede tamamlanıyordu. 5 ayda tamamladık gibi. Tabii gördük. Benim yakın zamanda yaşadığım bir örnek oldu. Uzun süredir çözülemeyen bir ergonomi sorununu biz ele aldık. Ve imalatta denemeler için ben hemen organize ettim. Kalitedeki arkadaşım sonraki testleri için organize etti. Ve bunu çok da prosedüre takılmadan hemen yapalım, hadi yapalım, hadi beraber hatta inelim diyerek kısaca hallettik. Ve daha sonra ekipteki satın alma takım üyesi arkadaşımız da bize yeni versiyona geçilmesi için, yeni parçaya geçilmesi için hızlıca destek oldu. Böylelikle devreye alımlar da hızlandı. Ekiplerin birbiriyle olan iletişimleri de iyileşti. Ersoy Bey de bana katılacaktır. Kendisi birçok örneğini yaşıyor ürün sahibi olarak. Ondan da birkaç örnek dinlemek istiyorum. Ürün sahibi ne demek? Ürün sahibi aslında bir rol, bir makam mevki değil. Dediğim gibi makam mevki ve koltuklarımızdan arındık. Nasıl ki adım ürün sahibi ise takım üyesi arkadaşım da benimle bile beraber yatay organizasyonda aynı seviyede. Mümkün olduğunca işte biz, hatta sağ olsun Ceren bana bey demekle hitap etmeye çalışıyor ama biz mümkün olduğunca bu titirlerden de kurtulmaya çalışıyoruz. Hani yaşta Türk kültüründen gelen bizim bazı... Bizim kültür de zor ama yani bizde evet. 2-3 yaş büyük oldum abi dersin. Sebeplerden dolayı... Şimdi hani... ben abi derim sana yani. Hani Ersoy diyemem yani, anladın mı? Zor yani. Mümkün olduğunca işte bu titirlerden kurtulmaya çalışıyoruz Sinan. Sen de takdir edersin ki bizim burada kendimize yarattığımız yapay duvarlarımız var. Çeviklik nedir diye ben burada sana bir ilavede bulunmak isterim. Hatta Sinan'ın da sorusunu cevaplamak bu vesileyle istiyorum. Çeviklik adı üstünde arkadaşlar. Sizin değişimi yönetirken bazı şeyleri yapabilme hızınızdır. Siz bu hızda var olan süreç içerisinde ne kadar ama ne kadar hızlıysanız o kadar başarıya ve sonuca odaklısınızdır. Bu başarı ve sonuç odaklılığı da ele aldığımızda eski yapılardaki dikey organizasyonların ben ona söyledim, ona verdim, o yaptı, bu etti derken silo bazlı çalışma dediğimiz bir çalışma tarzı yaşanıyordu. Herkes alan savunmasında bulunuyordu ve bu alan savunması da sonuca ulaşmayı ya imkansız hale getiriyordu ya da çok geciktiriyordu. Şimdi ise bir arı kovanı hayal edin. Arı kovanında arıların amacı nedir? Bal yap. Ortak amaç belli. Burada roller var. Kraliçe arının rolü var, işçi arının rolü var, efendime söyleyeyim asker arının rolü var. Herkes rolünü oynuyor ama amaç belli. Bal yapmak. Biz de bunun çerçevesinde hep beraber bir araya geldik. Çevik olgunluğa erişmiş takımların başarıya daha hızlı ulaştığını gördük.
Dediğim gibi 2019 yılından beri de çok fazla projede bunu deneyimliyoruz. Örneğin son devreye aldığımız birçok fabrikadaki projede bunu net bir şekilde yaşadık. Mesela Ceren'in bahsettiği bizim devreye almaya çalıştığımız birçok projenin örneği olan konveyör hattının çok kısa bir dönem içerisinde, 10 gün gibi bir dönem içerisinde sıfırdan inşa edilip tekrar kurgulanıp 10. günde üretime başlaması eski yöntemle hayal dahi edilemezdi. Neden derseniz bir yerde inşaat ekibi vardı, bir yerde mekanik ekibi vardı, bir yerde mühendislik ekibi vardı. Bunların ortak amacı bir araya gelip İşte sen onu yap, ben bunu yapayım, şunu yapayım derken oluşacak olan fasla farklarından hiçbir şey yapamaz duruma gelirdiniz. Çevik'te şöyle bir şey var arkadaşlar. Bütün bir projeyi küçük parçalara bölerek siz o küçük parçaları sprint bazlı dediğimiz parçalar halinde takımlar tarafından yönetirsiniz. Burada eğer ki bir şekilde başarısızlık olursa o küçük parçada sadece başarısızlık yaşanır ve bu sayede de projenin bütününe baktığınızda 2 yıllık bir proje hayal ettiğinizde 2. yılın sonunda başarısız olduk demek yerine 2 yılı böldüğünüz toplamda 52 tane sprint, ikişer haftalık sprintlerde küçük bir parçadaki başarısızlığı kaybettiğinizde ise sadece 2 haftayı kaybediyor olursunuz. Ben bu şekilde örneklendirmiş olayım Sinancığım. Güzel örneklendirdiniz. Bir de yanlış bilmiyorsam sizden duyduğum kadarıyla üniversitenin içinde de bir kulüpte aslında bunu deneyimliyorsunuz ya da bilmiyorum burada var mı arkadaşlar o ekipte olan. Arkadaşlarımız buradalar, onlara bir alkış rica edelim. Tam olarak ne yapılıyor burada? Hemen bahsedeyim. Çevik aslında baktığınız zaman tırnak içerisinde ilk dünyaya gelişi bilgisayar dünyasında hayata geçiyor. Yazılım dünyasında hayata geçiyor. Bizim de sağ ol bizi kulüp olarak adlandırdığın için çünkü Oruğ'la çalışıyoruz. Ben öyle anlamıştım. Burada bir Eskişehir Teknik Üniversitesi içerisinde bilgisayar mühendisliğinde kurguladığımız bilgisayar mühendisliği ofisimiz var. Bu bilgisayar mühendisliği ofisimizde mühendislik öğrencilerinden sadece bilgisayar mühendisliği değil, yazılıma meraklı, programcılığa meraklı ve bizim teknik standartlarımızı karşılayan arkadaşlarımızla yarı zamanlı olarak bir çalışma programı yürütüyoruz. Yaklaşık 3 senedir. Bu 3 sene içerisinde mezun verdiğimiz toplam 9 arkadaşımızın, bizimle yarı zamanlı çalışan arkadaşımızın tam zamanlı olarak 7'si bizimle çalışmaya devam etti. Burada Çevik ne işe yarıyor dediğinizde bir şirketinize sürekli ve sürdürülebilir bir çalışma arkadaşı, kalifiye çalışan kaynağı yaratıyorsunuz. 2, sizin kültürünüze hazır adapte olmuş ve mezun olduğunda tamamen sizin şartlarınızla aynı amaca koşacak, sizin kültürünüzü özümsemiş arkadaşlar elde ediyorsunuz. Dediğim gibi bilgisayar mühendisliği 2. kattayız. Her zaman bir kahve içmeye sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Süper. Ben şeyi de merak ediyorum. Şimdi ürün yöneticisiniz, ürün sahibisiniz. Siz takım üyesiyim. Takım üyesiniz. Kariyer yolculuğunuz nasıl başladı? Şimdi nasıl gitti? Tahmin eder miydiniz burada olacağınızı? Onu da merak ediyorum. Bir arkadaşlar dinlesin. Tabii. Önce Ceren'den ben hiç tahmin etmezdim mesela. 10 yıl önce, 20 yıl önce okurken YouTube'la hayatını kazanacağın hiç yani ne alaka derdin? Hiç tahmin etmeyeceğimiz yerlere hayat bizi sürükleyebiliyor. Tabii ki. Her zaman çünkü bir değişimin, dönüşümün içerisindeyiz. Ben aslında yeni mezun olup işe başladığımda proje mühendisliği yapıyordum başka bir firmada. Sonradan Ford'a geçtiğimde planlamaya geçtim ve hep imalat istiyordum aslında önceki deneyimimden de kaynaklı. İmalata geçtiğimde ise bir anda imalat mühendisliğinin yanında Çevik takım üyesi rolünün olduğunu da gördüm. Ve artık imalatın bu şekilde çalıştığını gördüm. Ben açıkçası hayal edemezdim. Yani böyle küçük kor ekipler kurulacak ve her bölümden birer temsilci gibi arkadaşımız onun içerisinde yer alıp belli projelere 3 haftalık, 2 haftalık sprintlerle çalışacağını ben kariyerime başladığımda hayal edemezdim 5 yıl öncesinde. Şu anda bu değişime ben de adapte oldum ve aslında doğru iş yapış şeklinin bu olduğunu düşünüyorum. Ve yavaş yavaş da buna geçeceğiz. Ford biraz hızlı geçiyor. Ama diğer firmalar da buna yavaş yavaş geçecek ve bu çalışma şekline adapte olacağız. Benim kariyer gelişimim böyle gelişti. Her zaman değişime açık olmak çok önemli. Çünkü önümüzdeki yılların da neyi getireceği belli olmuyor çalışma şekillerinde. Ben değişimden mutluyum açıkçası. Üretimde çalışan kaç kadın var? %30 oranında kadın çalışanımız var. Çünkü hep var. Üretim sanki böyle erkek işiymiş gibi bu düşünülür. Bu algının kırılması gerekir. Aynen. Onun için de hani oradaki çalışma koşulu nasıl? Onu da aslında merak ettim kendim kişisel olarak. Doğru. Eskiden aslında bu konudaki bakış açısı arkadaşların... Ya da ustaların bakış açısı nasıl? Evet. Ustaların bakış açısı ben
bence şu an gayet iyi. Bu işi kadın yapamaz gibi bir bakış açımız asla yok. Hatta buna şöyle güzel bir örnek verebilirim. Kamyonlar üretildikten sonra kalite tarafında yol teste çıkıyor. Ve yol testte şu an her vardiyada bir kadın kamyon şoförü var. Kalite organizasyonunda buna, bu dönüşüme yol açan organizasyonlardan biri. Ve bu şekilde artık bu dönüşümü benimsedik ve her bölümü adapte ediyoruz. Kadın süper. Çalışanlar kesinlikle çok önemli. Kadının elindeydiği yer. Ford bu konuda öncü şirketlerden Ford bir tanesi zaten. Kesinlikle bakış açısı olarak bu konuda çok öncü ve teşvik etme konusunda da öncü şirketlerden birisi. Süper. Ben burada Ceren'e bir katkıda bulunmak istiyorum. Koç Holding biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in kadının çalışma hayatında ve toplum ve sosyal yaşamda daha etkin rol almasını sağlamak üzere bir Code of Conduct'a imza attı ve burada He for She isimli bir kampanyada ana yüklenici olarak rol aldı. Ford Otosan olarak da biliyorsunuz bizim %41 Koç Holding, %41'imiz de Ford ortaklığı. Biz burada kadının sosyal yaşamı ve iş hayatında daha aktif yer alabilmesi için öncelikli olarak hem lider seviyesinde hem çalışma arkadaşı olarak hem saha çalışanı hem ofis çalışanında her zaman kadın arkadaşlarımıza öncelik vermeyi hedefliyoruz. Buna ben net bir örnek vereyim. Örneğin Ceren'le ben yaklaşık olarak aynı çalışma ortamına sahibiz ve bu çalışma ortamı içerisinde belirli bir yıl içerisinde çalıştık ve lider pozisyonlarından bir tanesini aday olduk diyelim. Okullarımız benzer, kariyerimiz benzer, çalışmalarımız benzer. Ceren'le ben lider aday olduğumuz noktada biz Ceren'i tercih ediyoruz. Neden? Kadınların artık iş hayatında ve sosyal yaşamda erkekler kadar aktif bir şekilde yer alması bizim ana amacımız ve bunu sonuna kadar destekliyoruz. Bunu da Ford Otosan'da erkek olarak ben fazlasıyla destekliyorum. Neden derseniz kadının olduğu ortamdaki verimlilik ve çalışma potansiyelinin diğer alanlarda sadece erkeklerin olduğu alanlarda özellikle üretimde çok daha fazla olduğuna bizzat şahit oldum. El melekesi gerektiren, dikkat gerektiren işlerde kadın arkadaşlarımız sahada çok başarılı. Ofiste ise kadın arkadaşlarımızın lider olarak çok fazla potansiyeli olduğunu ve onların geleceğe farklı bir bakış açısı getirip özellikle çevik sistemde çok daha hızlı adapte olduklarını çok net görüyoruz. Sizin Ford'da peki başlangıcınız nasıl oldu? Ben 2003 senesinde Ford'da kalite derneği vasıtasıyla tanışmış olmuştum. Yine böyle bir şenlikte, yine böyle bir standta. Ford'da o zaman Allah rahmet eylesin İnsan Kaynakları Müdürümüz Uğur Kaya Bey vardı. Kendisiyle tanışmıştık. O vesileyle bir staj başvurum olmuştu. Ford Otosan'da 2002-2003 yıllarında staj yaparak başladım. Ford Otosan stajyer olarak başladığım noktada ürün sahibi olarak bulunuyorum ve bu arada da yaklaşık 19 pozisyonda dikey ve yatay rotasyonum oldu. Yani hem kariyer yapma imkanım oldu hem rol değişikliği yapma imkanım oldu. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Aslında 19 tane şirket değiştirdim ama hep aynı şirketteydim. Bu çok güzel bir şey. Özellikle çevikliği konuştuğumuz, değişimi konuştuğumuz noktada bunun farkını net hissediyorum. Çünkü her zaman heyecanlıyım. Rolü benimsiyorum. O rolle değeri benimsiyorum. Yarattığım değerle hem Ford Otosan'a hem de Türkiye'ye katkıda bulmanın haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Ve burada konuk ettiğimiz çoğu kişi de 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl. Yeni giren arkadaşlar bile hani 5 yıl. Sonuçta yeni nesil için 5 yıl bile bayağı iyi bir değer. Mesela sizin kaç sene oldu? Ford Otosan'da 1,5 ama toplamda 5 yıl. 5 yıl. Mesela öyle de bir marka aidiyeti oluşarak gidiyor. Bu da çok önemli tabii bir marka için. Burada üretim yapan da bir marka için. Bunu sağlayan da dediğim gibi mesela Ceren şu anki rolünde çok uzun süre yer aldığında yeni jenerasyonda şimdi bunu yatsıyamayız arkadaşlarımız. İnternet dünyasının getirdiği etkilerle hızlı sıkılıyorlar. Evet. Ya bu sıkılmanın etkisiyle benim farklılığa ve değişikliğe ihtiyacım var dediğimizde çevik model size o değişimi sunma imkanını sağlıyor arkadaşlar. Bu çok büyük fark bence. Ben hep işte üniversitelerde, söyleşilerde de şunu diyorum. Mesela kendimden düşününce eskiden biraz böyle daha dar bakıyormuşum. Üretimde çalışınca sanki başka yerde çalışamayacakmışım gibi düşünüyordum. Halbuki hiç öyle değil. Kurumsal şirketlere girdiğiniz zaman zaten sizin hem performansınıza göre hem yeteneklerinize göre çünkü sene içinde eğitimler, şeyler boş bırakmıyorlar. Hakikaten sizin kim olduğunuzu, ne yaptığınızı çok iyi sentezliyorlar. Bu şekilde ya sen Sinan pazarlamaya çok müsaitsin. Üretimden bir bakmışsın pazarlamadasın. İşte bir bakmışsın kurumsal iletişimdesin. Onun için hani siz de böyle gelecek planlarınızı yaparken ya ben işte üretimde çalışacağım, hayat boyu üretim mutlaka sıkılacaksındır. Onun için biraz daha böyle çok yönlü olmaya, farklı şeyleri de düşünmeye açık olun.
Çünkü şirketler sürekli bunu yapıyorlar. O da öyle benim bir eklentim olsun. Hemen sana bir ilavem olacak Sinan. Baktığınız zaman Türkiye'deki hemen hemen en iyi eğitim bütçesine sahibiz Ford Otosan olarak. Ve burada ciddi anlamda çalışanlarımızı ofisten sahaya, liderden üst düzeye kadar devamlı eğitimlerle destekliyoruz. Mesela ben şu an şirketim tarafından eğitim konusunda çok ciddi bir destek alıyorum. Koç Üniversitesi'nde MBA yapıyorum. Bunu bana imkan olarak şirketim sağlıyor. Bunun gibi keza Ceren'e sağlanan, Ceren gibi arkadaşlarım, liderlerimize sağlanan yurt içi ve yurt dışında çok fazla eğitim olanakları var arkadaşlar. Dediğim gibi hani siz geliştiğiniz ve kendinizi iyi hissettiğiniz bir noktada o şirkete aidiyetiniz ve bağlılığınız artıyor. Sinan'ın dolayısıyla sorusuna olan cevap, bizim burada genel olarak bağlılığımızı ve uzun yıllardır burada yer almamızı sağlayan şey şirketimize değer katarken aynı zamanda şirketimizin de bizi geliştiriyor ve bu habitatın karşılıklı olarak kazan kazan olarak ilerliyor olması. Çevik modelde bunun üstünde artık pastanın üzerindeki kiraz olarak yerini alıyor. Süper. Bütün bunların dışında bugün böyle ufak bir oyunumuz da olacak. Kahoot'u hepiniz biliyorsunuzdur. Kahoot'tan mı yapacağız? Menti'den yapacakmışız. Menti üzerinden telefonlarınıza bir kod vereceğiz. Telefonunuza gireceksiniz. İşte buradaki bahsettiğimiz şeylerin soru cevap gibi. Kazanan 3 arkadaşa da, en yüksek puanlı 3 arkadaşa beraber test sürüşüne çıkacağız. Ufak da hediyelerimiz olacak. Soru cevap kısmı şu an yapabiliriz. Eğer merak ettikleriniz varsa rahat olun. Sohbet havasında istediklerinizi bana, arkadaşlara sorabilirsiniz. Benim birkaç sorum var. Tabii ki. Aslında Sinan Bey bizim yerimize oldukça... Bey'e gerek yok. O zaman Sinan... Aynen. Sinan bizim için pek çok önemli soruya değindi, sağ olsun. Bunların yanında Ersoy Bey'e bir sorum var öncelikle. Ersoy dersen daha çok sevindim. Ersoy'a bir sorum var. Özür diliyorum tekrardan. Konuşmanızın başında dikey organizasyon şemasından yatay organizasyon şemasına geçtiğinizi belirttiniz Ceren'le birlikte. Ve bu noktada koltuklarınızı arındığınızı belirttiniz. Devamında da işi parçalarına ayırdığınızı ve bu organizasyon şeması sayesinde işi küçük parçalar halini halledip daha sonra birleştirdiğinizi söylediniz. Benim merak ettiğim nokta bu organizasyon şemasında, bu sistemde, çevik sistemde daha doğrusu. Madem yer işiden arındırılmış ve hani yatay bir sisteme geçilmişse iş akışı nasıl işliyor? İş öncelikleri nasıl belirleniyor? İş emir formu gibi pek çok hani üretimde böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Staj yapmış arkadaşlar bilir. Bunlar nasıl sağlanıyor? İş emri diye bir kavram ortadan kalkıyor mu? Cevaplarınızı bekliyoruz. Ben istersen sorulara cevap vermeye başlayayım. Tabii tabii. Şimdi burada kritik olan şey şu. Şirketin yıl içerisinde ulaşmaya çalıştığı bir hedef var. Bu temel hedef. Temel hedef nedir? Şu kadar araç üreteceğim, bu kadar aracı satacağım, paydaşlarıma bu kadar kazanç sağlayacağım. Karlılık oranım da bu olacak. Bunun doğrultusunda lojistik ekibinin getirmesi gereken parça adeti belirleniyor. Üretim ekibinin üretmesi gereken üretim adedi belirleniyor. Finansal olarak yönetmeniz gereken oradaki bütçeler oluşturuluyor. Ve bunların hepsi organizasyon içerisinde bahsettiğimiz takımların planlarına OKR dediğimiz bir sistem içerisinde angaje oluyor. OKR Koç Holding genelinde kullanılan ve sizin yıl içerisinde dinamik olarak çevik sisteme uygun şekilde hedeflerinizi koyup bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirmeye çalıştığınız yıl sonu hedefinizin küçük parçalarını oluşturabildiğiniz bir hedef yönetim sistemi diyeyim size. Genel olarak bu OKR'lerin içerisinde key result dediğimiz KR'ler alt madde olarak yer alıyor. Ve bu alt maddeleri siz ekibinizle birlikte, liderinizle beraber zaman zaman gözden geçiriyorsunuz. Bazılarını bakıyorsunuz, diyorsunuz ki biz buna akıllı hata diyoruz. Gerçekleşmesinin yıl sonuna bir faydası olmadığını görüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki biz bunu yapmayacağız. Ne zaman diyorsunuz bunu? Atıyorum aylık görüşmesinizde. Onun yerine bunu yaparsam bütüne daha büyük hizmet edecek, toplam faydaya ve önceliğe daha çok faydası olacak diyerek o hedefi kendinize hedef olarak alıyorsunuz ve el sıkışıyorsunuz. Takımınızla da beraber el sıkıştıktan sonra takımların bir araya getirdiği, bizim tribe adını verdiğimiz büyük yapılar oluşuyor. O büyük yapılarda bölüm bazlı bir araya geldiğinde şirketi oluşturuyor. Aslında yapımız bundan ibaret. Teşekkür ediyorum. Birkaç sorum daha var. Tabii ki. Ceren'in söylediği de bahsettiği konunun üstünde istinaden sordum bu soruyu. Ceren şöyle demişti. İş esnasında Ford Otosan'da departmanlarımız var ve bu departmanlar esnasında çalışırken, iş akışı süreci esnasında şapkalarımızı çıkartıyoruz ve birbirimize yardımcı oluyoruz demiştiniz. Bu tam olarak nasıl oluyor? Teknik bağlamda çünkü departmanların birbirinden çok fazla farkı var. Yani kalitedeki bir mühendis tasarım birimine nasıl yardım edebilir? Ya da üretimdeki bir mühendis aynı şekilde kaliteye nasıl yardım edebilir?
Bu konuda cevaplarınızı bekliyoruz. Tabii. Şöyle bir şey oluyor. Örneğin ben üretimdeyim. Kalitedeki, satın almadaki ve ürün geliştirmedeki arkadaşlarımla bir tribe içerisinde çalışıyorum. Bir organizasyon içerisinde. Bir değişiklik yapmamız gerektiğinde ya bir kalite probleminden dolayı, ya bir ergonomi probleminden dolayı ya da bir müşteri şikayetinden dolayı. Bu değişiklik eğer imalat hattında bir değişikliğe sebep oluyorsa ben orada hayır, işte o zaman doğru seviyeyi doğru zamanda getirseydiniz demek yerine tamam bunu nasıl yönetebiliriz? Hemen destek olalım, bunu organize edelim. Biz bunu işte nasıl kendi içimizde kolayca devreye alabiliriz'i düşünüyorum. Geçmişte bakış açıları farklı olabilir çoğu organizasyonun. Ama şu anda ben montajım, sen kalitesin, sen işte ürün geliştirmesin, parça mühendisisin. O zaman işte tasarımı baştan buna göre yapsaydık demek yerine tamam, şu anda biz bunu nasıl yönetebiliriz'i konuşuyoruz hepimiz. Orada aslında alt metin buydu kastetmek istediğim. Anladım. Teşekkür ediyorum. Bir sorum daha var. Bunu Sayın Sinan bahsetmişti konuşmasının başında. Daha önce Eskişehir Teknik Üniversitesi, önce Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi okulları ziyaret ettiğinizi ve bugün de burada olduğunuzu belirttiniz. Bu noktada gençlere ve genç mühendis adaylarına önem verdiğinizi görüyoruz. Peki bu bağlamda temel olarak Ford Otosan'ın istihdam ve staj imkanları sağlama konusunda genç mühendis adayları hakkında vizyon nedir? Bunu merak ediyoruz. Sualinizde ben bulacağım. Cevap vereyim. Tam sizlik bir soru oldu. Tam benim sevdiğim konu. 3 gün önce bizim gerek Ford Otosan'ın kurumsal LinkedIn sayfasında, gerek kariyer kapısında ve diğer sosyal medyada takip edebileceğiniz ilanlarımız yayınlandı. Tam senin konun, mühendis aday. Evet, onun istinaden sordum. Mühendis aday ne demek arkadaşlar? Hemen bahsedeyim. 4. sınıfta ve 3. sınıftaki arkadaşlarımız derslerin olmadığı dönemlerde haftanın 3 günü şirketimizde aday mühendisi olarak istihdam ediliyor. İstihdamdan kastımız tabii ki normal stajlar gibi değil. Bunun karşılığında bir sigortanız yapılıyor, maaş alıyorsunuz, belirli haklarınız oluyor ve bir fiil bir mühendis gibi siz çalışmaya başlıyorsunuz. Bu 8 aylık bir program ve bu program esnasında siz geleceğe yönelik olarak Ford Otosan'ın bir bireyi olmak üzere yetiştiriliyorsunuz. Bunun seçim aşamaları var. Muhakkak ki merak ediyorsun. O yüzden sen sormadan ben cevaplayayım. Seçim aşamalarımızda belirli kriterlerimiz var. Biliyorsunuz biz bir çok uluslu şirketiz. Çok uluslu şirket olmamızdan dolayı yabancı dil ve tabii ki başvuran aday sayısının yüksekliğinden dolayı not ortalamanız bizim için bir kriter ama sadece bunlar birer kriter değil. Sizi biz envanter açısından da değerlendirmeleri alıyoruz. Neden derseniz biz her zaman çevik modelde şunu söylüyoruz. Ne yaptığımız kadar nasıl yaptığımız da önemli arkadaşlar. Çünkü bir işi yaparken siz kırıp dökebilirsiniz ve aynı sonuca ulaşırsınız. Ama bir işi yaparken bütün ekibi kucaklayarak herkesi aynı seviyede ve aynı doğrultuda kucaklayarak ilerlediğinizde ise stres yaratmadan yaptığınızda ise model çok farklı olur. Dolayısıyla sadece burada sizin dersiniz, efendime söyleyeyim not ortalamanız, dil seviyeniz değil, aynı zamanda bunların yanı sıra kişilik özellikleriniz, kendinize ne kattığınız, dünyaya ne vermek istediğiniz, sosyal faaliyetleriniz, bunların hepsinde değerlendirdiğimiz bir model üzerinden değerlendirmeye tabi tutuluyorsunuz. Bu model içinde başarılı olan arkadaşlarımız Ford Otosan lokasyonlarında staj sürecinde bizimle beraber çalışıyor oluyorlar. Sürecimiz 3. ve 4. sınıf öğrencileri için geçerli. Onun dışında Eskişehir'de dediğim gibi yazılım ofisimizde keza istihdam sağlıyoruz. Hani siz öğrenciyken bizimle beraber yazılımcı olarak, analist olarak çalışabiliyorsunuz. Bunun dışında hala çok fazla fırsatımız var. Bizim yaz dönemi stajlarımız oluyor. Onlarla ilgili olarak da resmi sitelerimizi ve kurumsal sayfalarımızı takip etmenizi istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorum daha var ama hani vakit var mı bilmiyorum. Tamam, sor. Çok güzel soruyorsun şimdi. Teşekkür ederim. Çok güzel cevaplıyorsunuz sizler de. Mezun olmuşsun yani sen. Tamam, hazırsın. Sorum Sayın Ersoy'un konuşmasının devamında söyledim. Sayın da kullanmayalım lütfen. Peki. Ya biraz garipsiyorum bu tarz. Alışmanız lazım arkadaşlar, emin olun. Rahat edeceksiniz. Bu sizin iyiliğiniz için. Tamam. O zaman şöyle söyleyeyim. Eğitim bütçesinin Ford Otosan adına söylüyorum. Çok yüksek olduğunu ve çalışanlarına eğitim istihdamı, eğitim olanakları sağladığından bahsettiniz. Yurt dışı, yurt içi, dil seçeneklerinden bahsettiniz. Bunu biraz daha açarsanız, yani bir
Ford Otosan'da çalışmak isteyen bir aday mühendisin, bir genç mühendis adayının veya bir teknisyenin Ford Otosan'da alacağı eğitimler hakkında motivasyon ne olmalı? Ford Otosan bu bireye neler katabilir? Bu birey Ford Otosan'a neler katabilir? Hay hay. Müsaadenizle gene ben cevap vereceğim. Çünkü gene sevdiğim alandan geldi. Arkadaşlar biz dediğim gibi saha çalışanlarında devletin verdiği eğitimlere ek olarak ustalık ve kalfalıkla birlikte çok fazla eğitime tabi tutuyoruz ve arkadaşlarımızın gerek güncel teknoloji, gerekse gelecek teknoloji için yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerine bizzat sponsor oluyoruz. Örneğin son dönemde yaptığımız çok ciddi anlamda fark yaratan bir eğitimden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de ilk defa biz kendimiz Ford Otosan olarak boyahane kurulumu gerçekleştirdik. Burada da boya robotlarımız var. Bu robotların kullanımının eğitimini Almanya'da öğrenmek üzere saha çalışanlarımızı buradan aldık, gönderdik. Almanya'da bir ay eğitim aldırdık, geri getirdik. Şu an bizde devam ediyorlar. Bu sahada olan mühendisler açısından baktığımızda ise Türkiye içerisinde gerek üniversitelerimizde, gerek özel kurumlarda şirketin gelecekte duyacağı teknolojiler, ihtiyaç duyacağı teknolojiler üzerine eğitimler aldırıyoruz. Örneğin çok marka kullanmayı da doğru bulmuyorum hani bu konuşmalarda. Bir servo motor üreticisinin yapmış olduğu bir eğitimde çok ciddi anlamda 3 aylık eğitim süreci var. Bu süreç içerisinde örneğin Ceren arkadaşımı alıyorum. Diyorum ki ilerleyen seviyede sen bir bakım mühendisi olarak bu eğitimi aldığında hem sertifikasyon açısından hem de şirket açısından katma değer yaratacaksın. Dolayısıyla 3 ay boyunca çalışmıyorsun, gidiyorsun İstanbul'da, otelde konaklıyorsun ve 3 ay bir fiil bu eğitimi alıyorsun diyoruz. Bunlar basit ve temel örnekleridir. Bunun bir de executive seviyesi, üst düzey yönetici olanı var. Üst düzey yöneticilerimiz de çok ciddi anlamda global network içerisinde ilk 10'daki üniversitelerde iş modelleri ve ekonomi modelleri üzerinde çok fazla eğitimler alıyorlar. Ve bu eğitimlerle birlikte de Koç Holding içerisinde sadece Ford Otosan'da değil, Koç Holding bünyesinde çeşitli şirketlerde üst düzey yönetici olarak görev almaya devam ediyorlar. Yani en temelden en üst düzeye kadar eğitim modelimizi genelde bunun üzerine kurguluyoruz. Bir sorum daha var. Bunu yönelteyim mi? Yönelt. Endüstri 4.0 hakkında yaptığınız bir inovasyon çalışması var mı? Varsa bilgilenmek ve duymak istiyorum. Ya hep ben konuşuyorum. Çok özür dilerim Ceren. Bu da bildiğimiz yerden. Biz World Economic Forum'un Lighthouse Network'ü içerisinde yer alan fabrikalardan biriyiz. Gölcük fabrikamız bu network içerisinde Lighthouse isimli yani Deniz Feneri isimli network'ün içerisinde çok büyük bir yer edinmiş durumda ve bu ne demek oluyor? Dünyadaki Endüstri 4.0'ın öncülüğünü yapan şirketiz. Bunu da World Economic Forum söylüyor. Biz söylemiyoruz. Kendileri tarafından değerlendirildikten sonra bununla birlikte de böyle bir sosyal sorumluluk geliyor bize. Türkiye ve dünyadaki Endüstri 4.0'da ilerlemek isteyen kuruluşlar bizleri ziyaret ederek örnek alıyorlar. Bu bizim için kritik bir detay. Neden derseniz Endüstri 4.0'ın öncülüğünü yapan taraftayız. Yani teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyi yaratan şirket olmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyeyim. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza ve elinize sağlık. Teşekkür ederiz güzel soruların için. Şimdi Menti'deki oyuna geçebiliriz. Ben Ronald ve Dragon Knight. Tebrik ederim. Bravo. Tebrikler. Şimdi 3 arkadaşla beraber ufak bir sürüşe çıkacağız. Bir de hep beraber bir fotoğraf alalım. Evet, kazanan arkadaşlarımızla ufak bir test sürüşüne çıkacağız. Görüşürüz. Abi hala sıfır kokusu duruyor içinde. Duruyor kaça duruyor. Eda 9600'de. Nasıl buldunuz söyleşiyi? Güzel miydi? İyi, özellikle tamam. Ben de makine 3. sınıfım yani çok yaklaştık aslında. Süper, mezun olmaya yaklaştınız. Evet, size çok yaklaştık. O yüzden çok iyi oldu. İyi iyi, faydalı olduysa ne mutlu. Hani şimdi kendim adına düşünüyorum. Öğrenciyken direkt markada çalışan biri bize gelse, işin iç yüzünü anlatsa faydalı olurdu yani. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Güzel bir sürüş oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Hem sürüşten hem söyleşiden. Artık diğerlerinde tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarla tur attık. Sohbet ettik. Diğer söyleşilerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.